Kimlik saçlarını yapacağız. Yani yelesini, kuyruğunu. Kadife ipten farklı farklı renkleriniz varsa 5 tane renk yeterli olacak. Şimdi zincir çekeceğim arkadaşlar. altmış tane zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, ben 60 tane zincir çektim. Bu saçının boyutu için. Siz isterseniz daha da az çekebilirsiniz. Hemen ikinci zincire batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 defa yapacağım. Aynı yere 3 defa batıyoruz. Diğer araya geçtim. 3 tane sık iğne. Her ilmek arasına 3 tane sık iğne yapıyoruz ki kıvrılsın. Evet, bu şekilde her ilmek arasına 3 defa batıyoruz. 1 2 3 Her ilmek arasına, zincirin daha doğrusu, arasına 3 defa sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 Bu şekilde arkadaşlar kıvrılacak. 1 2 3 Her ilmek arasına 3 sık iğne. 1 2 3 Evet. Evet. Ben tamamladım saçını. Şimdi arkadaşlar bunu direktmen kafaya monte edeceğim. Yani 1-2 sık iğne yapacağım sağlamlığı açısından. Unicorn'un Evet arkadaşlar, unicorn'un kulaklarını yapıyoruz. Şimdi zincir tekniğiyle yapıyorum. Hemen zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 6 zincirin kenarlarına batacağım. İkinci en son çektiğim zincirin bir öncekiyle başlıyorum. İlmeğimi zincirin arasından geçirdim. Bir kanadından hemen kapatma işlemi yaptım. İkinci araya geldim. 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 Bir zincir çekiyorum. İpimi, örgümü tersine çeviriyorum. Evet. İkinci sırada 5 tek yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 5 tek yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tersini çeviriyorum. Burada bir azaltma yapıyoruz. Yani şu gördüğünüz iki ilmek arasından sadece bir ilmek geçiriyorum. İlk aradan geçirdim. İlmeğimi bırakmıyorum. İkinci aradan da aynı ilmeği geçirip çekiyorum. Bir tane tek yapıyorum. Tekrar bir azaltma yapıyorum. İlk aradan ilmeğimi geçirdim, bırakmadım. İkinci aradan da aynı ilmeği geçirip çekiyorum.
bir zincir çekip örgümü çevirdim. Burada 3 tek yapıyoruz. 1 2 3 Evet, 3 tek yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar döndüm. 3 tekimiz var. 1 2 3 Her aradan bir tane ilmek geçiriyorum. 1 Kapatma işlemi yapmıyorum. İlmekleri bırakıyorum. 1 2 3 Evet, bu ilmeklerin hepsini parmağıma doluyorum. 1 2 3 Hepsini aynı anda bir ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir zincir çektim, bıraktım. Evet arkadaşlar, bu şekilde yapıyoruz. İlmek açıyoruz. Benim 4 ilmek açmanız yeterli olacak. 4 tane ilmek açmanız yeterli olacak arkadaşlar. İpimi bir alt ilmek arasından geçirdim. Son kalan ilmeğimi de içerisinden geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar, ipimi kenar kısımlarından, aralarından geçireceğim. Evet, bu şekilde kulaklarımız katlıyoruz. Daha sonra kafasına kalan ipimizi dikeceğiz parmaklarımızın yardımıyla. Fazla kalan ipimi. Evet. Evet arkadaşlar, bir tane daha kulak yapıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar, unicorn'un gözlerini yapıyoruz. 3 parçadan oluşacak: beyaz kısmı, renkli kısmı ve siyah. Öncelikle 5 tane zincir çekeceğim. O yüzden ipimi sabitledim. 5 zincir. 1 2 3 4 5 İkinci zincire batıyorum. Burada ikinci zincirin içerisine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Aynı halkanın içerisine 4 tane sık iğne yaptıktan sonra her biri ayrı zincir halkasının içinde 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 Son ilmeğin içerisine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Evet. Her biri ayrı ilmeğin içerisinde, yani zincirin içerisinde olacak şekilde 2 tane sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar, buraya işaretçimi takabilirim. Sırayı tamamladım. Şimdiki arkadaşlar, her halka bir halkanın içerisine 4 sık iğne yapmıştık. Burada 4 defa artırma yapıyorum. 4 defa artırma. 1
2 3 ve 4. Evet, 4 defa artırmamı yaptım. 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 2 sık iğne yaptıktan sonra tekrar 4 defa artırma yapıyorum. Aynı yere battım. 1 2 3 ve 4. Evet, 4 defa artırmamı yaptım. Tekrar 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve işaretçimin olduğu yer. 2. Evet, tekrar işaretçimi takıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tek bir artırma yapıyoruz. Bunu 4 defa tekrarlıyoruz. Tek yaptım, artırma. Yani çift batıyorum. Tek, çift. Tek, çift. 3 oldu bu sonuncusu. Tek, çift. Evet, 4 defa tekrar ettim. Bir tek, bir çift yaptık. Şimdi tekrar 2 tek yapıyoruz. 1 ve 2. Diğer köşeye geldik arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bir tek bir artırma yapıyorum. Bunu 4 defa tekrar ediyoruz. Tek, artırma. Tek artırma, yani çift. Aynı yere bir daha batıyorum. Tek, çift. Tek, çift. Ve iki tek. Bir. İşaretçimi çıkartıyorum. İkinci tekimi yapıyorum. Tekrar işaretçimi takıyorum. Şimdi arkadaşlar iki tek bir artırma yapıyoruz. Bunu da 4 defa yapıyoruz. 1 2 tek artırma. İki tek artırma. İki tek. Bir. İki artırma. Üç oldu. İki tek. Bir artırma. Evet. 4 defa tekrar ettim. Şimdi 2 tek yapıyorum. 1 ve 2. 2 tek yaptım. Şimdi tekrar arkadaşlar 2 tek bir artırma yapıyoruz. Bunu 4 defa tekrar ediyoruz. Diğer tarafta olduğu gibi. 1 2 tek artırma. Bir, iki, artırma, yani çift batıyorum. Tekrar iki tek, bir, iki, artırma, iki tek, bu sonuncu, artırma.
ve 2 tek yapıyorum. İki tekimi taktım. Tekrar işaretçimi takıyorum. Artırmalardan sonra dikkatinizi çekerse hep iki tek yapıyoruz. Hem sağda hem solda. Şimdi arkadaşlar 3 tek bir artırma yapıyorum. 1 2 3 3 tek bir artırma, bunu 4 defa tekrar ediyoruz. Artırmamı yaptım. Tekrar 3 tek 1 2 3 tek artırma. Aynı yere bir daha batıp tığıma dolayıp çıkartıyorum. Tekrar 3 tek 1 2 3 tek artırma. Bu üçüncü artırmamız. Tekrar 3 tek 1. Tepelerine batıyorum. Hiç bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. 3 tekimi yaptım. Artırma. Evet, şimdi tekrar 2 tek yapıyorum. 1 2 2 tek yaptıktan sonra tekrarlıyoruz. 3 tek bir artırma. Bunu 4 defa yapıyoruz. 1 2 3 artırma. Bir, iki, üç tek artırma. Bir, iki, üç tek artırma. 3 oldu ve son artırmam, yani 3 tek 1 2 3 tek artırma. Artırmamı yaptım. Tekrar 2 tek yapıyoruz. 1 işaretçimi çıkartıp İkinci tekimi yapıp tekrar işaretçimi takıyorum. Evet arkadaşlar, artırmalar sürekli üst üste gelmemesi için ne yapıyoruz? Bir tane sık iğne yapıp işaretçimi öne taşıyorum. Artırmalar üst üste geldiği için yapıyorum bunu. Evet, şimdi ne yapıyoruz? 4 tek bir artırma yapacağım. Bunu 4 defa yapıyoruz. 1 2 3 4 tek artırma. 1 2 3 4 tek artırma. Tekrar 1 2 3 4 tek artırma. 3 oldu arkadaşlar. Sonuncusunu yapıyorum. 1 2 3 ve 4 artırma. 2 sık iğne yapıp 1 2 2 sık iğne yaptık. Burada yaptığımız aynısını yapıyoruz. Tekrar 4 tek bir artırma yapıyoruz. Dört defa tekrarlıyoruz. Bir, iki,
3 4 tek bir arttırma. Aynı yerden bir daha ilmek çıkartıp kapatıyorum. 4 tek 1 2 3 4 tek bir artırma. Bir, iki, üç, dört tek bir artırma. Evet, üç defa oldu. Şimdi son kez yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. 4 tek yaptım. Artırmamı yapıyorum. 2 tane sık iğne. İşaretçimi çıkartıp ikinci sık iğne yapıyorum. Bir tane fazladan sık iğne yapıp işaretçimi o şekilde yapıyorum ki artırmalar üst üste gelmesin. Oval olsun. Köşeleri çıkmasın. Üst üste gelince köşeleri çıkıyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. 5 tek bir artırma. 1 ve bunu 4 defa tekrarlıyoruz. 2 3 4 5 tek bir artırma. Tekrar 5 tek 1 2 3 4 5 tek bir artırma. 2 oldu. Tekrar 5 tek 1 2 3 4 5 tek bir artırma. 3 oldu arkadaşlar. Son kez yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tekimi yaptım. Şimdi artırma yapıyorum. Tekrar 2 tane sık iğne. 1 2. Evet, devam ediyoruz. 5 tek bir artırma. Burada da aynısını yapıyoruz. 4 defa tekrar edeceğiz. 2 3 4 5 artırma. Tekrar 1 2 3 4 5 tek bir artırma. 2 oldu. 1 2 3 4 5 tek bir artırma. 3 ve son kez yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tek yaptım. Artırmamı yapıyorum. Artırmamı da yaptıktan sonra 2 sık iğne yapıyoruz ve bitiriyoruz. 1 işaretimi çıkarttım. 2. sık iğnemi yapıyorum. 3.sünde tığımı alıp CC yapıyorum arkadaşlar. Dolamadan çekiyorum. Evet, bu şekilde ipimi keseceğim. Evet arkadaşlar,
Beyaz kısmımızı bu şekilde bir tane daha örüyoruz. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar, unicorn'un beyaz kısmını, gözlerinin beyaz kısmını size göstermiştim. Koyu rengi, yani renkli olan kısmı bir sıra daha az örüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde kuruyoruz. Aynı şekilde örüyor, sadece bir sıra daha az örüyoruz. Yani burada en son 1, 2, 3, 4 tek bir artırma yapmışım. En son 4 tek bir artırma yapmıştım. Beyazda da en son 1, 2, 3, 4, 5. 5 tek bir azaltma yapmıştım. Siyah da arkadaşlar yuvarlak yapıyorsunuz. Sihirli halka yapıp sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorsunuz. Bir üst sırada her sık iğnenin içerisine 2 defa batıyoruz. Artırma yapıyoruz. Bir üst sırada 1 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift, 4 tek, 1 çift şeklinde bitiriyorsunuz. Şimdiki arkadaşlar bu gözleri bu şekilde üst üste koyup dikeceğiz. Evet, bu şekilde dikiyoruz. İlk önce renkli olan kısmıyla beyazı dikelim. Biraz aşağıya doğru. Dikerken biraz daha aşağıya doğru beyaz kısmı gözüksün. Siyahı da hemen dışa doğru. Bu şekilde dikiyoruz. Biz bu şekilde dikeceğiz. Yalnız dikmeden önce size bir şey daha göstereceğim. Beyaz olan kısmın ipimizin bittiği yerden tığımı geçireceğim. Yarıya kadar, tam karşı tarafına kadar bir kenar yapıyoruz. Siyah iple yapıyoruz. Şimdi siyah ipimi ben tığımı arkadan takıyorum. Şöyle bir altına, tam bittiği yerden bir alttan başlayalım. Evet, siyah ipimi arka taraftan ipimi tutuyorum. Evet, bu şekilde. Diğer ilmek arasına girip tığımla giriyorum. İpimi çıkartıp dolamadan tekrar tığımdan çıkartıyorum. Tekrar diğer ilmek arasına girip ipi tığımın yardımıyla alıp tekrar tığımdan çıkartıyorum. Amigür mü yapanlar bunu bilir arkadaşlar. CC deniliyor. Yani dolamadan tekrar çıkıyoruz. Sayarak yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, şöyle 25,
26, 27, 28, 29, 30'a tamamlıyorum. Evet, 30. Burada ipimi kesiyorum hemen. Arka taraftan tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Arka tarafını çevirip hemen bu şekilde sıkıyorum ki açılmasın. Evet, hemen arkadan bir düğüm atıyorum. Şunları da bağlayalım. Dikerken gözükmesin. Evet arkadaşlar, fazlalıklarını da kesersek iyi olur. Evet, bu şekilde siyahımız tamam. Renkli olan kısmını şöyle biraz beyazı gözükecek şekilde siyah da hemen üzerine. Şu tarafta yeşil gözükmesin arkadaşlar. Üst üste bu şekilde dikiyoruz. Eğer ışıltı yapmak isterseniz hemen onu da göstereyim. Işıltı da yapalım gözlerimize. Hemen ipimi sabitliyorum. Şöyle yapıp bir, iki zincir çektim. İkinci zincirin içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar, bu şekilde iki tane yapıyoruz. Bu şekilde iki tane yapıyoruz. Bir tane de büyük yapacağız arkadaşlar. Aynı şekilde yapıyoruz. Üzerlerine iki defa batıyoruz. Artırma yapıp üzerine iki defa batıyoruz. Yani ilmek sayısı bu şekilde 6. Üzerlerine ikişer defa daha battığımız zaman 12 oluyor. 2 ondan, 2 ondan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bütün parçaları ördük. Şimdi birleştirmeye geldi sıra. En zor tarafı. Ama ben sizin işinizi birazcık daha kolaylaştıracağım. Hemen şöyle bir bakalım bu kafamıza. Kafamızdan şu arkasını çevirin arkadaşlar. Arka tarafını çeviriyoruz. Arttırma yaptığımız yer. Evet, ilk artırma yaptığım yer burası benim. 1, 2, 3, 4. Hemen artırma yaptığım 4. sıraya işaretçimi takıyorum. Siz de eğer işaretçiniz yoksa bile bir iple bağlayın. Hemen diğer tarafa geliyorum. Aynı sıradan takip edelim. Artırma yaptığımız yer neresiymiş? Evet. Diğer tarafta artırma yaptığım yeri buldum. Hemen artırma yaptığım yere hemen bir işaretçi takıyorum. Artırma yaptığımız yer zaten iki tane ilmek, çok belli. Şimdi bunu şu şekilde oturtuyorum. Evet arkadaşlar, burası işaretçimin koyduğum artırmaları yaptığımız yerden işaretçiyi taktım. Burada
Evet, 4 defa artırma yapmıştık hatırlarsanız. 2, 3 ve 4. Evet. 4 defa artırma yapmıştık. Hemen 1, 2. 4 defa artırma yapmıştık. İkinci artırmaya işaretçimi taktım. Buradan da hemen 1, 2. Hemen işaretçimizi takıyoruz. Evet arkadaşlar, burası yüz kısmı. Ona göre orantılı bir şekilde ki gözlerimiz olsun, boynuzumuzu dikelim. Şimdi 7 sıra sayacağım beyazdan itibaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra saydıktan sonra 8. sıraya, evet 8. sıraya boynuzumuzu dikebiliriz. Buradan işaretçinin olduğu yerden de arkadaşlar sayabilirsiniz. Tam ortaya bulun. Şöyle baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek aram var. 1, 2, 3. Tam şu ortadaki parmağımla hemen bu şekilde ortayı buldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu parmaklarımızın yardımıyla bu şekilde dikiyoruz. Gözleri birleştirdim ben. Diktim arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane ışıltı size göstermiştim. Diğerinde de çift batıyorduk. Gözlerimizi hemen işaretçimizin olduğu tarafın alt tarafına bu şekilde dikiyoruz. Orantılı olmasına çok özen gösterin arkadaşlar. Eğri olmasın. Evet, yanlara doğru dikiyoruz. Saçı nasıl taktığımızı size göstermiştim. Bir de gül yapmak isterseniz eğer arkadaşlar, benim ayrıca bir videom var, onu linkin altına bırakacağım. 3 tane de gül yaparsanız farklı renklerde çok tatlı, kokoş bir görüntüsü olacak unicorn'un. Onları da bu şekilde ön tarafa dikiyoruz. Zaten iğne iplik yardımıyla dikiyoruz. Bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gözlerini diktim ben. Hemen beyazdan ikinci sıradan itibaren yerleştirin yanlara doğru. Boynuzdan bu boynuzu baz alırsak eğer şu şekilde boynuz tam ortada kalacak. Zaten ortasında iki tane artırma yapmışım. Şu 1, 2, 3. sıranın hizasından dikiyoruz yanlara doğru. Onu artık siz göz kararıyla ayarlarsınız. Ben iki tane de önlere saç yaptım. 30 ilmekle yaptım arkadaşlar bunları. Bunların ebatı, zincir sayısı 30. Zaten arkadaki saçlarını yaparken göstermiştim. Bunda 60 zincir çekmiştik. Her zincire 3 defa batıyoruz. Zaten kendiliğinden kıvrılıyor. Güllerimizin de videosu var arkadaşlar. Ben linkini atacağım. Gül yapmak isteyenler 3 tane de gül yapıyoruz. Kulaklarını da hemen gözün üst tarafından sayarsak eğer 1, 2, 3. 3'ten sonraya monte ediyorum. Boynuz hizasından. Baktığınız zaman hemen 1, 2. 2 ilmek arası var. Yani şurayı da 1 ve 2 ilmek, 3. ilmekten aşağıya doğru birleştiriyorsunuz. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi unicorn'un ayağını yapıyoruz. Ben daha önceden bir tane yaptım. Toplamda 4 adet olması lazım. Hemen sihirli halkayla başlıyoruz. Ayağının tabanını koyu renkte başlıyorum.
iki tane ilmek açıp sihirli halka yapacağım. İpimi parmağıma doladım. Halkanın içerisinden ilk etapta iki tane ilmek geçiriyorum. 1 ve 2. 2 ilmeği üst üste koyuyorum. Karşı tarafta kalan yumaktan gelen ilk ilmeği içerisinden geçirip ipimi sabitledim. Evet, bu benim ilk ilmeğim. 6'ya tamamlıyoruz. 2. Şöyle ipimi biraz çekeceğim. Üç, dört, beş ve altı. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Hemen ipimi çektim, halkamı küçülttüm. İşaretçime de takıyorum ki sıra sonunu karıştırmamak için. Evet, 6 tane ilmek aramız var. 6 tane ilmek aramız var. Her aradan 2 tane ilmek geçireceğiz. Yani artırma yapıyorum. Her aradan 2 ilmek. Aynı aradan 1 ilmek daha. Bu 1. Şöyle parmağımı aynı yerden 1 ilmek daha geçirip kapatıyorum. Evet arkadaşlar, ilmek sayımız 6 idi. Bu şekilde ilmek sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Evet. İşaretçimi de çıkartıp son artırmamı yapıyorum. Evet. İlmek sayım benim 12. Şimdi arkadaşlar arka taraftan İlmeklerin iki tane kanatları var. 1 ve 2. 1 ve 2. Arka taraftan ilmek çıkartıp kapatıyorum. Bu şekilde. İlmek sayımız 12. Artırma yapmıyoruz. Sadece arka taraftan, yani ilmeğin arka kanadından ilmek çıkartıyorum. Evet, işaretçimi de çıkartıp son ilmeğimi de arkadan, arka kanadından çıkartıp kapatıyorum. Evet, şu çizgi görüntüsü olacak. Hemen kapatıyorum. Evet, şimdi bir sırada örüyoruz. 12 ilmek. Her aradan bir ilmek. Bu defa alttan ilmeklerimi çıkartıyorum. İlmekleri alttan çıkartıp kapatıyorum.
Evet, sıra sonuna kadar her aradan bir ilmek. İlmeklerimi alttan çıkartıyorum. Yani gördüğünüz iki kanatın altından. Evet. Hemen işaretimi çıkartıp bir üste taşıyorum. Şimdi arkadaşlar açık renge geçiş yapacağım. Burada bir tane ilmek açıp bir tane ilmek açıp kesiyorum. Hemen açık rengimi aldım. Bir tane ilmek açıp ikisini bir tutup kapatıyorum. Burada ipimizi sıkıca bağlıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tek bir azaltma yapıyoruz. Azaltmayı nasıl yapıyorduk onu da bir göstereyim. Tekimi yapmıştım zaten. İlk aradan geçirdim. İlmeğimi bırakmadım. İkinci aradan da aynı ilmeği geçirip çektim. Bir tek bir azaltma. Bunu 4 defa yapıyoruz. Tek azaltma. Tek azaltma. Tek. Evet. Azaltma yapıyorum. İlk aradan geçirdim. İşaretimi çıkartıp ikinci aradan da geçirip ipimi çektim ve kapattım. Evet arkadaşlar, ilmek sayımız 8. İlmek sayımız 8. 6 sıra düz örüyoruz. Yani artırma, eksiltme yapmadan her aradan bir ilmek. Her aradan bir ilmek. Toplamda 6 sıra. Evet, toplamda 6 sıra örüyoruz. Evet arkadaşlar, 6 sıra ördüm. Ben koyu renk olan kısmına birazcık elyaf dolduracağım. İsterseniz siz de doldurabilirsiniz. Çok az bir şey, fazla değil. Daha tok durması için. Evet. Şimdi şurada bir tane daha tek yapacağım. Birleştiriyorum. Aslında gerek yoktu bir tek yapmama. Tekrar çıkarttım arkadaşlar. Buradan diğer ilmek arasından ilmeğimi geçirdim. Katlıyorum. Şöyle denk gelecek şekilde. 1, 2, 3, 4. Evet. Bir, iki, üç ve dört. Evet, bu şekilde halımıza dikeceğiz. Hemen buradan 3 tane ilmek açıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi halıyı açıyoruz. Kolları birleştireceğim. Kolları, bacakları birleştireceğiz. Halımızı en son bitirdiğimiz zaman ipimi ben özellikle kesmedim. Çünkü bu tarafa kafasını monte edeceğim. Şimdi bu ipimizin olduğu yerden ikiye katlıyorum. İkiye katladıktan sonra şuradan saymaya başlıyorum ilmek arasından. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmeğimi bırakmıyorum. Şimdi bu normalde üst tarafı bu tarafta tersten birleştirdiğim için ya da şöyle göstereyim. Bu şekilde birleştireceğiz. Biraz yakınlaştırdım. Şuradan hemen ben bir ip yardımıyla ipimi geçiriyorum. Evet, bu şekilde. Biraz daha yakına alalım. Evet, ipimi bağladım. Kaç ilmekle birleştireceğiz ona bir bakalım hemen. Kaç ilmekle kapatmıştık? 1, 2, 3, 4 ilmekle birleştiriyoruz. İlk ilmeğimi geçirdim. İpimi de içerisinden. Evet. Aynı yerden bir daha geçiriyorum ki sağlam olsun. Evet, bu şekilde parmaklarımızın yardımıyla dikiyoruz. İki defa geçirelim arkadaşlar. 4 ilmekle birleştiriyorum. Aa, şu ipimi kaldırayım. Evet, bu şekilde. Şimdi tekrar katlıyorum. Burada 8 ilmek bırakmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ortadaki ilmeği saymıyorum. Aynı şekilde arka tarafında da, diğer yan tarafında da aynı şekilde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. ilmeği tutuyorum arkadaşlar. Şekilde. Pardon. Hemen açıyorum. Dokuzuncu ilmeği hemen halıdan bir ilmek halıdan bir ilmek ayaktan geçiriyorum. Evet, bu şekilde dikiyoruz. İkişer defa doluyoruz ki sağlam olsun. 4 ilmekle birleştiriyorum. Evet. Kolları bu şekilde yaptık. Şimdi ayak kısmını yapıyoruz. Ortasını bulalım hemen. Ortasını arkadaşlar, ortasına kuyruklarını hemen ben kuyruğunu takayım. Yaptığımız saç gibi yaptıklarımızdan kuyruğu da aynı şekilde yapıyoruz. Evet, bunu birkaç kere dolayıp ben tığla da sağlam olsun diyerekten sık iğne yapıp zincir çekeceğim. Evet, kuyruğumuz bu şekilde. Şöyle tuttuğumuz zaman tam ortası oluyor. Kafayı monte edeceğim yerin tam karşı tarafı kuyruğu oluyor. Takıyorum daha sonra.
güzelce sağlamlaştıracağım. Evet. Şimdi böyle yaparaktan tam ortası bu şekilde, tam karşı tarafına diktiğimiz kola denk gelecek şekilde. Evet arkadaşlar, tam karşısına gelecek şekilde dikiyoruz. 4 ilmekle 1, 2, 3, 4. ilmeğim. Yalnız dikkat edelim, ters olmasın. Şu an ters dikiyordum. İkişer defa her ilmek arasına iki defa giriyorum. İpimi geçirip çıkartıyorum ki sağlam olsun. Evet. Diğerini de aynı şekilde yapıyoruz. Diğer bacağı da hemen şöyle onu da göstereyim. Onu da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuya, oradaki saydığım gibi saydım arkadaşlar, 9'uncuya geçiriyorum. Siz yine bir bakarsanız, hoşunuza gitmezse ipinizi hemen kesmeyin. Göz kararıyla açıp daha iyi net görebilirsiniz. Ben şimdilik ipimi kesmeyeceğim. Daha sonra videoyu kapattıktan sonra tekrar bir gözden geçireceğim. Hoşuma giderse eğer ipimi keseceğim. Dört ilmekle zaten birleştiriyorduk. Evet, son ilmeği. Evet, bu şekilde. Şimdi kafaya geldi sıra. Hemen kafayı da arkadaşlar tam ortadaki kısım. Evet arkadaşlar, unicorn kafasının tam beyaz kısmından sayaraktan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıradan sonra 7. sıraya, 7. sıradan itibaren tam ortasını bulun arkadaşlar. Tam ortası bu şekilde. 3 ilmek sağdan ya da 4 ilmek, 3 ilmek yeterli olacak. 3 ilmek sağdan, 3 ilmek soldan olacak şekilde parmaklarımızın yardımıyla iki defa geçirelim ki sağlam olsun. Şöyle ipimi çekeyim biraz. Evet arkadaşlar, bu şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar, kafasını ben birleştirdim. Dediğim gibi 7 ilmek saydım. Beyaz kısım, krem rengi olan kısmından 7 ilmek saydım. 8. ilmeği birleştirdim. Yalnız bir sıra birleştirdikten sonra kafasının tam sabit durması için halının bir üst tarafından da birleştirdim. Şu şekilde göstermek istiyorum. Yani halının buradan birleştirdikten sonra 8. sıradan birleştirdim. Halının bir üst tarafından oval gelecek şekilde. Artık onu siz kendiniz de göz kararı yapabilirsiniz. Nasıl birleştirdiğimi göstereyim. Siz de fikir olmuş olur aynı zamanda. Hani kafası tam sabit dursun diyerekten sağa sola düşmesin. Bu şekilde çok tatlı unicornumuz arkadaşlar. Kanatlarını da diktim ben. Kanatlarını bu şekilde. Hemen ortasının bir ikinci sırasını diktim. Evet.
Unicorn'unuz bu şekilde. Bitti. Bu videonun da sonuna geldik. Örecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.